Serpil, ne diyorsun? Bu yakışır mı bana? Abla. Sen ne yaptın? Böyle bütün paranı bunlara mı yatırdın? Yok Serpil. 3/6'sıyla elbise, 4/7'siyle ayakkabı, 9/80'iyle de makyaj malzemeleri aldım. Elimde ilk paramın 1/80'i kaldığına göre ben dizden kaç para almışımdır? Abla, şimdi benim matematik kuruşları toplar gibi saymakla sınırlı olduğu için... şimdi hiç girmeyelim o muhabbetlere. Ben hiç hesaplayamam şimdi onları. Yapmayalım yani. Hesaplama zaten Serpil. Sette kimse kimsenin aldığı parayı bilmez. Bunları öğren. Sen en iyi bildiğin işi yap ve bana söyle. Bu yakışır mı bana? Yakıştı tabii ya. Baksana şuna. Ya. Şimdi ben bunu galaya giyeceğim. Bunun aslında böyle uzun kuyruklu olanı da vardı. Ama sonuçta dünya hali. Galaya otobüse gitmek zorunda falan kalırım. Sonra kuyruğuma falan basarlar diye. Ben de bunu aldım. Bu da güzel ama bunun arka sahada derin bir yırtmacı var. Ama dükkanda denedim. Hiçbir yerim görünmüyor. Abla, sen gala mı dedin demin? Gala olacak değil mi? Ay iyi dedin ya. Ben de kendime bir şeyler alırım böyle. Yok ya. Gala değil. Gala değil. Bu ilk bölüm yemeği diyorlar buna. Ekip böyle hep birlikte izliyor falan. Parayı da yapım ödüyor. Ama senin hiç böyle bir şey almana gerek yok ablam. Şimdi ben başrol olduğum için en önde ortada oturacağım da flaşlar hep benim üzerime patlayacak. Kuzucuğum sen şimdi yan rolcük olduğundan en arkada oturacaksın. E sen hiç görünmeyeceksin. Ben senin iyiliğin için diyorum ablam. Senin hiç almana gerek yok. Öyle mi diyorsun ki abla? Öyle. Bak bir de bu ayakkabıyı aldım. Daha üzerinde durmayı beceremedim ama olsun ya daha zaman var. Evde çalışırım ben. Hem sen de beni çalıştırırsın biraz. Topukluyla yürümek için mi? Hı. Tabii çalıştırırım ablacığım ya. Sen yeter ki iste beraber yürürüz biz. Ne yapalım biliyor musun? Saat geç oldu ben gideyim. Yarın set var. Düzenleme toplantısı ver. Hem ben dinlenmiş olurum. Ya ne güzel ya. Serpil. Ha? Senin de hayatın birdenbire değişti be. Serpil. Ama nereden geldiğini, mazini asla unutma abla. Bak şimdi toplantıya gideceğim diyorsun, sete gideceğim diyorsun. Nereden nereye bir ha? Aslan parçası. Nereden nereye? Ama sen ol. Geçmişini asla unutma. Tamam ablacığım, tamam. Bak söz verdin ama. Buralara seni kimin getirdiğini asla unutmayacaksın Serpil. Tamam ablacığım, tamam unutmayacağım söz. Bak Serpil, bir de bir daha bana abla dersen sinirken. Ecevit, kahvemi hazırla. Tamam anneciğim. Serpil kızım sen ne zaman geldin? Hoş geldin. Burada niye oturuyorsun? Hadi gel aşağıya. Ecevit de kahve yapsın bize, şöyle karşılıklı içelim. Başrolüm ya. Niye kahveyi ben hazırlıyorum? Yani diyeceğim o ki... o günden beri her şey çok farklı Onay. Süper bir insansın sen. Oldu mu? Çok iyi Ece. Mükemmel ya. Hepsini ezberlemişsin. Ay saçma sapan rolden çıkamıyorum şu an ya. Duyusu falan nasıldı? Tıpkı televizyonlarda izlediklerim gibiydi. Süpersin Ece, süpersin. Bu da televizyonda izlenecek inşallah. Ya Ece... benim çok uykum geldi. Azıcık yatsak mı ne? Yok olmaz ya. Onay'ın repliklerini de ezberledim. Bir de onu kontrol etsem. Onay'ınkileri niye ezberledin? Aa, ikili sahnelerde böyle mi oluyor yoksa? İkisini de mi ezberlemek gerekiyor? Karşı taraf takılırsa falan diye garanti olsun. E yönetmen kesmez mi o zaman? Keser kesmez Serpil. Kaç tane ikili sahnen olacak ki senin? Ya sen bir şeyler aklına takma. Gel Kezban. Otur şöyle. Üzerindekileri çıkar. Sana göstereceğim bir şey var. Bak ben çıkardım bile. Çıkar dedim üstünü. Sadi! Sadi! Şişt, yavaş kızım. Ay pardon ya, Sadi yok mu? Yok gelmedi o. Neyse Ecevit, iyi sen buradasın. Bunlar yarınki sahneleriniz. Sadi'ninki de burada. Arıyorum, telefonunu açmıyor. Benim repliğim bayağı az burada Zehra. Hadi ya öyle mi? Hiç fark etmedim. Ayrıca Ecocuğum rolün küçüğü büyü mü olur? Hiç duymamış olayım. Olmaz olmaz da. Onay burada 4 satır konuşuyor. Kezban ben bilmem diyor. Onay 6 satır yardırıyor. Kezban olmaz diyor. Olmaz ki ama böyle. He. Sondaki uzun bak onu görmedin mi sen? Hani. Zehra burada 2 tane replik var. Onda da Kezban ilk sevişmesini alacak. Ben nasıl yapayım ki? Ama ne yapabilirim Ecocuğum? Hakkı Bey'den Onay gören senaryo bu. Oh. Onay konuşsun dursun. Hakkı Bey de ona onay versin. Onay diye isim mi olur ya? Kezban'ı düşünen yok hiç. Ben kendim için demiyorum. Seyirci Kezban'ı tanıyamayacak az konuşursa ondan. Anlıyorum balım da benim bununla ilgili yapabileceğim hiçbir şey yok. Yarın sen bunları Hakkı Bey'e sakla, tamam mı? Ayrıca sana zahmet olmazsa bunları Sadi'nin odasına bırak. Bir de söyle ezberlesin. Sen de ezberle. Benim stres atmam lazım ya. Allah Allah. Hadi ben kaçıyorum eyvallah. Tabii ya. Git sen git. Git stresini at.
Senin ne alakan var değil mi? Saçmaladım, kusura bakma. Esas sen kusura bakma. İdare et. Gözden kaçmış. Primadonnam benim. Hadi eyvallah. Zilli. Hiç sevmiyorum. Beni de çok sevmiyor zaten. Merak etme. Geldiniz mi? Geldik hocam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şöyle bir okuma provası alalım o zaman. Pardon, neyin okuma provası hocam? Sade. Allah aşkına çıkar şu cücüğü ya. Vallahi böcek kondu sanıyorum. Devamlılık be oğlum, devamlılık. Öğren artık bunları. Bu sahnede sakal yok. Pardon hocam. Neyin okuma provası hocam daha senaryo gelmeden? Nasıl yani? Senaryo gelmedi mi sana? Yo. Bana geldi. Zehra. Geldi canım, odana bıraktım ya. Odama. Ha, ben şahidim, Zehra bıraktı. Ben eve geç geldiysem demek. Ay ben senin geldiğini duydum ama görmüşsündür diye hiç ses etmedim. Şey yapalım ya, bana hemen bir tekst bulun, 2 dakikada ezberlerim ben. Vay anasını ya, vay anasını ya. Hemen ezberlerim dedi ya. Arkadaş işe bak ya. 2 dakikada ezberleyeyim diyor ya. Ya Sadi, sen oyuncu musun, oduncu musun? Sete nasıl ezbersiz gelirsin? Böyle bir şey nasıl olur? Nargilesini içemedi ya bugün, gergin. Ya ben senaryo gelmedi sandım. Yoksa ben ezbersiz gelmem. Reciye sorun işte burada, burada. Yok yok, seninle olmuyor Sadi. Olmuyor. Ne yapacağız şimdi? Ecevit, sende durum ne? Ben de ezbertem hocam. Aferin Ecevit, aferin. Keşke Sadi'ye daha az laf yazsaydık. Dana gibi de uzun lafları var şimdi. Uzun ama ben ezberledim yine de. Biliyorum Ecevit, biliyorum. Ne yapacağız şimdi? Paydos. Hocam, yanlış anlamazsanız, Sadi arkadaşım da yanlış anlamazsa eğer... ben dün gece çok çalıştım. Sadi'nin de lafları benim ister istemez aklıma girmiş. Şimdi isterseniz, bilmem ki doğru olur mu... Sadi'nin laflarını ben söylüyormuşum gibi çevirirsek eğer... olabilir, kurtarabiliriz bugünü. Birkaç parlak fikrim de var sahneyle ilgili. Aferin. Hem çalışkansın hem hırslısın. Sadi'nin laflarını fazlasıyla hak ediyorsun. Estağfurullah hocam, Sadi arkadaşım da hak ediyor. O zaman şöyle yapalım. Sen uzun uzun Sadi'nin laflarını anlat. Sadi de öyle mal gibi seni dinlesin. Ha? Bak bu daha iyi. Bu benim aklıma yattı. Şimdi sen de ezber full değil mi? Hocam full artı full benim. Çok güzel. Sadi ne yaptın sen ya? Çok pis sıçtın ha. Ne yaptım ya? Vallahi sana şunu söyleyeyim, hiçbir şey artık senin için eskisi gibi olmayacak. Ne olur ki? Hakkı hırs yapar, senin de replikler azalır ve kısalır be yavrucuğum. Vallahi mı? Süper işte. Ne? Süper süper.